Merhaba arkadaşlar. Bugün yine yepyeni bir tarifle daha karşınızdayım. Malum artık sonbahar geldi. Kış hazırlıklarını hızlandırdık. Ben de size çok severek tükettiğimiz ve çok lezzetli olan acı kahvaltılık domates sosu tarifi vermek istiyorum. Burada 3 kilo domatesim var. Maydanozumuz var. 1 su bardağı kadar zeytinyağımız var. 2 baş sarımsağımız var. 2 silme yemek kaşığı kaya tuzu kullanacağım. Acı cin biberimiz var. Normal sivri biberimiz var. Kıl biberimiz var. Ben hepsinden çeşit çeşit elimde ne varsa hepsini değerlendirmek için bütün biberlerimi kullanıyorum. 2 tane de böyle büyük bir dolmalık biber veya kapya biber olursa daha güzel olur. Şimdi domateslerimizi doğrayarak tarifimize başlıyoruz. Domateslerin kabuklarını soymuyorum rondodan geçireceğim için. Böyle dörde bölmek yeterli. Domateslerimizi şimdi güzelce hepsini dörde bölerek doğrayacağız. Evet, domateslerimin hepsini güzelce dörde böldüm, doğradım. Şimdi biberlerimi doğrayacağım. Biberleri küçük küçük doğrayacağız. İnce ince ve küçük küçük doğrayacağız. Ben elime eldiven taktım çünkü biberler çok acı olduğu için ellerimin çok yanmasını istemiyorum. Şimdi biberlerimizi doğruyoruz. Evet, biberlerimi çeyrek çay bardağı zeytinyağında soteleyeceğim. İlk önce kırmızı biberlerimi soteliyorum. Çünkü yeşil biberlere göre daha kalın kabuklu olduğundan dolayı. Biberlerimizi soteleyeceğiz. Ondan sonra devam edeceğiz. Biberler tavada soteleniyor. Şimdi sıra domateslere geldi. Domatesleri sıcak tencereye boşaltıyoruz. Evet, karıştırıyoruz domatesleri. Bu arada içerisine 2 silme yemek kaşığı kaya tuzu atıyorum. Daha çabuk erimesi için kabuklarını. Şimdi domatesimin kapağını kapatıyorum. Altı açık şekilde pişirmeye bırakıyorum. Evet, kırmızı biberler bayağı kavruldu. Şimdi içerisine doğradığım yeşil acı biberlerimi ekliyorum. Biberleri elinizle doğramayı tavsiye ediyorum. Rondodan çekerseniz sotelemeniz çok zor olur. Sotelenmez, sulanmış bir şeyi kızartmak çok zor olacaktır sizin için. O yüzden elinizle doğramanızı tavsiye ederim. Biberlerimiz yağda güzelce kızardı. Yağda kızarmış biberin lezzeti gerçekten harika oluyor. Çok güzel yakışıyor. Yapınca siz de aradaki farkı göreceksiniz. Biberlerim hazır. Domatesler de yarım saattir yüksek ateşte pişiyorlar. Domatesin pişmesi çok önemli arkadaşlar. Bakın iyice eridi. Güzelce pişti. Şimdi ben bu domatesleri rondodan geçireceğim, parçalayacağım. Domatesleri rondodan geçirdim. Domatesleri biraz daha kaynamaya bıraktım. Bu arada ben de maydanozları doğramak istiyorum. Maydanozlarımı doğrayacağım. İnce ince doğruyoruz maydanozlarımızı. Evet, domates sosumuz 45 dakikadır kaynıyor. Artık diğer malzemelerle domates sosumuzu birleştireceğiz. Biberleri içerisine atıyorum. Bu arada altı kaynamaya devam ediyor. Evet, biberlerimizi sosumuzun içerisine güzelce döktük. Şimdi size ufak bir
dipnot vermek istiyorum. Benim kullandığım kaya tuzu ince taneliydi. 2 yemek kaşığı koydum. Eğer sizin kullandığınız kaya tuzu kalın taneli ise lütfen silme 1 yemek kaşığı kullanın. Sonra tadına bakar, damak tadınıza göre fazlalaştırırsınız. Tuzsuzun çaresi var ama tuzlunun çaresi yok. Evet, karıştırıyoruz şöyle, bakıyoruz kıvamına. Burada sarımsaklarım var. Sarımsakları rondodan güzelce geçirdim. Bunları da şimdi sosumun içerisine ekliyorum. Şöyle karıştıralım tekrar güzelce. Bir 10 dakikada malzemeleriyle birlikte pişireceğim. Evet, sosumuzun kıvamı benim istediğim gibi oldu. 10 dakika daha pişirdim. Toplam 50 dakikadır sosumuzu pişiriyoruz. Bu aşamada 1 su bardağı zeytinyağını içerisine ekliyorum. Şöyle karıştırıyorum. Sonra içerisine ince doğradığım maydanozları da ekliyorum. Şöyle bir karıştırıyorum. 5 dakika daha pişireceğim. Zeytinyağını içerisine çeksin diye. Ondan sonra kavanozlama işlemine geçeceğiz. Evet, sosumun altını kıstım. Kısık ateşte kaynarken ben de sosu kavanozlara koymaya başlayacağım. Burada benim irili ufaklı evde bulunan kavanozlarım var. Küçükleri kendimiz için, biraz büyükleri misafirlerim geldiği zaman kullanıyorum. Tek açımlık açıyorsunuz, bitiriyorsunuz. Bozulmuyor en azından soslarımız. Evet, bismillah. Şöyle yapayım, daha rahat edeceğim. Soslarımızı güzelce kavanozlara koyduk. Kapaklarını sıkıca kapattık. Sıcak sıcak koyup kapattık. Ters çevirdik. Şimdi ben bunun üzerine bir sofra bezi örteceğim. Bir gün boyunca sabaha kadar bekleteceğim. Ondan sonra güzelce kapaklarını tekrar bir sıkarım, bakarım hava olmasın diye. Bunu serin, karanlık bir ortamda bekleteceğim. Hepinize afiyet olsun. Tekrar yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.